Değerli arkadaşlarım, bugünkü konumuz yavruları nasıl yediriyoruz? Yani yem yemeyen yavruları annesi babası terk ederse bunları nasıl gönderir veya nasıl takviye yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, bir hazır mama kullanıyoruz. Bildiğiniz bebek maması kıvamında bu şekilde bunu kullanıyoruz. Bunu siz kendiniz evde de yapabilirsiniz. Yani 50 gram. Şöyle düşünün, biraz vitamin, cici bebe, pirinç unu, irmik, misir unu, ama misir unu gayet az olmalı. Yani 2 kaşık yemek kaşığı irmik unu kullanıyorsanız yarım yemek kaşığı misir unu. Çünkü misir unu yakar, onun içinde az olması lazım. Veya hazır mama alıyorsunuz, bu kıvama götürüyorsunuz. Ben konuyu çok uzatmayacağım, hemen size kısa ve net olayı anlatacağım. Yapmanız çok basit bir şey. Evet arkadaşlar, yemi enjektöre koyduktan sonra böyle bir aparatımız var. Farklı bir aparat da kullanabilirsiniz. Bakınız arkadaşlar, böyle serum kablosu da kullanabilirsiniz. Bunlar pahalıdır, bunu da alabilirsiniz. İstiyoruz ki en ucuz nasıl yapılır onları anlatalım size. Şöyle bir tane yavru, bakınız arkadaşlar, ağzını açtık. Bunu gırtlağına koyduk. Çok basit. Bastırıyoruz. Evet, evet. Torba dolduğu kadar. Gel bakalım şimdi sen. İyi mübarek. Gel. Evet arkadaşlar, gırtlağına koyuyoruz ve bastırıyoruz. Hafiften kafasını yukarı çekiyoruz. Çünkü kafasını kaldırıyoruz çünkü şeyinden aşağı insin diye. Yem. Buna biraz daha basalım. Biraz da elimize yakışmıyor arkadaşlar. Çünkü biz bunları sürekli yapmıyoruz. Bizim kuşlara balon, biliyorsunuz, balon sistemi uyguluyoruz. Onun için oh maşallah. Evet. Torbası bu şekilde doldu. Şimdi alalım şu yavruyu biraz da. El alışkanlığı bambaşka bir şey. Ben sadece görselini gösteriyorum. Çok yaptığımız bir şeyler değil bunlar arkadaşlar. Şöyle oh 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 oh. Oh. Tamam. Evet. Arkadaşlar, olay bundan ibaret. Söylediğim gibi bunu kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Hazır mamalardan da alıp hazırlayabilirsiniz. Bu tür enjektör de kullanabilirsiniz. Böyle enjektör de kullanabilirsiniz. Yavrularınıza eğer anaçlar bakmıyorsa veya annesinin babasına bir hadise geldiği zaman bu tür taktiklerle, çok basit taktiklerle, ister evde hazırlayın, isterseniz hazır mama alın, bu aparatları kullanın, bu şekilde yavrularınızı doyurabilirsiniz. Unutmayın, yavrular bir sabahtan bir de akşam doyurulur. Ara öğün kesinlikle vermeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.